Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. DLC 21'de kaldığımız yerden kadro incelemeye, yorumlamaya devam ediyoruz. Sizler de kadronuzu göndermek istiyorsanız Discord sunucumuzun linki var açıklama kısmında, oradan iletebilirsiniz arkadaşlar kadro paylaşım kanalına. Şimdi Emir 16 isimli arkadaşımızın kadrosuna bakacağız. 3-4-3 ile oynuyor. Kalede Loris'i görüyoruz. Sergio Ramos, Van Dijk, Koulibaly. 3-4-3 bana her zaman riskli gelmiştir. 3-4-3 ile güzel online karşılaşmalar yapabilenler bence çok şanslılar, çünkü defansının 3 kişi olması her zaman, her dakika, her saniye gol yeme imkanının yüksek olması anlamına geliyor benim için. Kevin De Bruyne, Mane, Rakitic, tamam, Alexander Arnold, Neymar, Ronaldo, Muhammed Salah. Muhammed Salah'la Neymar'ın yeri bana göre değişmeli. Özellikle Muhammed Salah tamamen yani solla alakası olmayan bir oyuncu. Alexander Arnold sağ kanat değil, sağ bek. Burada bir tane sağ kanat oynatabilirsin. Mesela Muhammed Salah'ı buraya koyabilirsin. Alexander Arnold'u buradan kaldırabilirsin kardeşim. Neymar'ı da Muhammed Salah'ın yerine koyabilirsin. Messi'yi de tam Neymar'ın yerine koyabilirsin. Yani sende öyle bir kadro var ki şu an 10 numara dizilmesi gerekirken sen 10 numara dizmemek için elinden geleni yapmışsın gibi geliyor bana. Alexander Arnold'u bir kere buradan çıkaracaksın. Buraya Muhammed Salah'ı, şu anki Neymar'ın yerine Messi, Neymar'ı da Muhammed Salah'ın yerine koyduğun zaman güzel bir dizilim olabilir diye düşünüyorum. Geçiyoruz diğer arkadaşımıza. Enes 14'ün kadrosu 4-3-3 taktiğiyle oynuyor. Efsanevi oyuncularla dolu bir kadrosu var, yedekleri var. 2 tane de siyah oyuncusu olmuş, Sterling ve Fernandes. Hayırlı olsun diyelim. Sterling 94. Sterling bende 95 olarak siyah oldu. Sende 94 olarak mı siyah olmuş? Herhalde o şekilde. Alaba, Van Dijk, Koulibaly, Alexander Arnold, kalede Alisson, Sancho, Sterling, Fernandes, Messi, Neymar, Ronaldo. Yani çok güzel bir diziliş bana göre. 4-3-3 taktiğine göre oyuncuların yerleri falan mükemmel. Zaten yedeklerinde de bir kadro daha çıkacak yedeklerim var. Hemen hemen bir ilk 11 daha kurabilirsin bu yedeklerle. Ama şu şekildeki diziliş 4-3'e göre bence 10 numara bir diziliş olmuş. İşte Sterling siyah diye gidip onu forvete falan koymamışsın, tam yerine koymuşsun. Güzel kardeşim. Enes'e de teşekkür ediyoruz paylaşımından dolayı. Geçelim diğer arkadaşımıza. Furkan 11 isimli arkadaşımızın kadrosu yine 4-3-3 taktiğiyle oynayan bir arkadaşımız. Kalede Oblak'ı görüyoruz. Defansta bir tane siyah oyuncusu var. Sol kanat. Sol kanat oyuncusunu sol beke koymuşsun kardeşim. Sol bekin olmayabilir. Bakalım yedeklerinde sol bekin yok. Evet, yani eldeki imkanlardan dolayı bu şekilde koymak zorunda kalmışsın. Olabilir. Yani elinde imkanı olup da bu şekilde koyanlar da var ama senin imkanın olmadığı için bu şekilde koymuşsun. Güzel. Kimpembe, Alexander Arnold, Muhammed Salah, Pogba, Bale, Neymar, Ronaldo, Griezmann. Güzel yani dizilişin eldeki imkanlara göre bence gayet güzel olarak dizilmiş arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Harry Kane'i şu forvette değerlendirebilirsin belki herhangi bir oyuncunun yerine. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bir tane de sol bek kendine transfer ettiğin zaman 10 numara bir kadron olur. Yavaştan da siyaha geçmişsin zaten. Hayırlı olsun diyoruz. Geçiyoruz diğer arkadaşımıza. Furkan'a da teşekkürler arkadaşlar. Yusuf 11 isimli arkadaşımızın kadrosu 4-3-3 taktiğiyle oynuyor arkadaşlar. Kalede Ter Stegen, Alaba, Van Dijk, Marquinhos, Alexander Arnold, güzel, Paul Pogba, Son, Di Maria. Yani bakalım Paul Pogba'nın yerine koyabileceğin oyuncuların da var elinde şu an, görüyorum yedeklerinde. Mesela kim var arkadaşlar Paul Pogba'nın yerine? Yani pek de yokmuş. Mbappe, Falcao ve Ronaldo ileri kanatta bu şekilde oynamışsın. Ronaldo'yu birazcık sola kaydırırsan daha iyi olur kardeşim. Ronaldo'yu bence tamamen sola koy. Bale'ı sağa koyabilirsin. Harry Kane'i sağa koyabilirsin. Haaland'ı koyabilirsin. Bunlar sağ kanatta oynayabiliyor ama Ronaldo orta ve birazcık daha sola yakın oynuyor. O şekilde söyleyeyim. Onun haricinde kadron iyi, yavaştan gelişim aşamasındasın. Karma bir kadron var. İşte son orta sahayı bir düzeltmen lazım. Bir sağ kanat koyabilirsin. Sağ kanat transfer yapabilirsin. Yani hep forvet odaklı transferler yaparsanız arkadaşlar, orta sahada ve defansta oynatacak adam bulamazsınız. Onu sizlere söyleyeyim. Her önünüze gelen, hoşunuza giden forveti alırsanız bu şekilde bir karma bir orta sahanız ve karma bir forvetiniz olur. Yusuf'a da teşekkürler. Geçiyoruz diğer arkadaşımıza. 4-3-3 taktiğiyle oynuyor bu arkadaşımız da. Ensar 10 isimli arkadaşımız. Kalede Kepa'yı görüyoruz. Çelliğini Bernat defans olarak yer alıyor. Bek olarak. Ama Bernat sol bekte. İşte benim anlamadığım arkadaşlar, bana acaba ne diyecek
fark edecek mi diye mi gönderiyorsunuz, yoksa neden bu şekilde yapıyorsunuz bilmiyorum. Şimdi Bernat sol bek arkadaşlar. Yani bu adamı buraya, Dante'yi de buraya koyman gerekiyor. Ama sol beki tamamen ortaya çekmişsin. Normal defansı beki de sola koymuşsun. Yani bu şekilde bir diziliş bana göre yanlış arkadaşlar. Size göre doğru olabilir. Bana göre yanlış yani. Gabriel Jesus orada, Vinicius orada. Pellegrini orada. Tamam. Milinkovic-Savic, Fatih. Bu kim abi? Bilmiyorum bu adamın kim olduğunu. Sağ kanadın mesela burada sağ kanadım var. 68-71 arasında çok fark yok. Buraya sağ kanat koyabilirsin. Ve şu defansı da görmezden geliyorum. Yani bu şekilde defanslara bakmıyorum artık arkadaşlar. Bunları ya, bu 5. mi 6. serimiz falan olması lazım. Bunları artık her videoda söylediğim halde bu şekilde dizilişlere bundan sonra bakmayacağım. Bilginiz olsun. En sırada teşekkürler. Geçiyoruz diğer arkadaşımıza. 4-1-2-1-2 ile oynuyor. Orhan'ın kadrosu arkadaşlar. Kalede De Gea var. Defansına baktığımız zaman sol beki, sağ beki güzel. Ama burada bir defans yok. Burada orta saha var. Bu defans değil arkadaşlar. Derun var. Henderson, Neymar, Messi, Aubameyang, Agüero. Güzel. Burada defansın var mesela bir tane. Onu koyabilirsin. Burada bir tane defansın var 66'lık. Onu koyabilirsin. Ama elinde pek oyuncu yok diye bunu burada değerlendirmiş olabilirsin. Güzel bir kadro kurduktan sonra tekrardan transferlerini yaptıktan sonra tekrardan bir kadro paylaşırsın Orhan'cığım. Teşekkürler paylaşımın için. 4-3-3 taktiğiyle oynuyor. Diğer arkadaşımızın kadrosu Harun 14 isimli arkadaşımız. Kalede Navas var. Sağ bekte Alexander Arnold, Varane, Pique, Alba pardon. Timo Werner, Bonaventuro, Griezmann, Neymar, Suarez, Lionel Messi. Şimdi Timo Werner forvet arkadaşlar. Tamamen forvet, öyle söyleyeyim. Timo Werner'i Messi'nin yerine, Messi'yi de Timo Werner'in yerine koymalısın. Çünkü Timo Werner tamamen forvet, Messi birazcık forvet arkası. Griezmann tamamen forvet, Neymar birazcık forvet arkası. Suarez tamamen forvet arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Neymar'la Griezmann'ı, Messi ile Timo Werner'i yer değiştirmen gerekiyor. Bu sol kanadı da tamamen ortaya değil, sol kanada koyman lazım. Tamamen ortaya koyacak oyuncun olmayabilir. O yüzden koymuş olabilirsin. Değerlendirme amaçlı bu şekilde oynayabilirsin kardeşim. Ama şu ikisi ve şu ikisini yer değiştirirsen daha güzel, daha mantıklı olur. Bu şekilde oynamıyor mu? Oynuyor. İstersen git Navas'ı Suarez'in yerine koy. O şekilde ben yine oynuyorum online'da mesela. Keyif benim olduğu için oynuyorum ama orijinalde diziliş bu şekilde değil. Sizin de zaten bana kadro atmanızın amacı, dizilişim nasıl, kadrom nasıl diye atıyorsunuz. Bu şekilde diziliş yanlış. Az önceki bahsettiğim tarzdaki diziliş doğru. Ama bu şekilde de oynarsınız arkadaşlar. Harun'a da teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşımıza geçiyoruz. 3-5-2 ile oynuyor Adem 18 isimli arkadaşımız. Kalede Ederson'u görüyoruz. Zaten komple siyah bir kadrosu var. Sergio Ramos, Van Dijk, Koulibaly. Söylediğim gibi yani 3-5-2 gibi, yani defansı 3 kişi olan kadrolar bana ters arkadaşlar. Ben oynayamıyorum, öyle söyleyeyim. Defansta az adam olduğu zaman çok gol yiyorum. Ama siz bu şekilde oynuyorsanız ileriye dönük, yani ofansif bir rolünüz var burada. Güzel oynuyorsunuz anlamına geliyor demektir. Sterling, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Pogba, Neymar, Harry Kane, Ronaldo. Güzel ya, elinde aslında bir sürü oyuncu var. Neymar tamamen sahada oynamıyor, bunu bilmiş ol. Biliyorsundur zaten büyük ihtimal niye buraya koydun. Bunun bir mantığı varsa yorumlarda da yazabilirsin, biz bilmiyoruz. Ronaldo tamamen sahada oynamıyor. Ronaldo ile Harry Kane yer değişebilir. Messi'ye tamam lafım yok, orada durabilir, oynayabilir. Biraz daha şu Neymar taraflarında, burada da oynuyor, sıkıntı yok ama Neymar ve Ronaldo yer değişebilir ve elinde de bunların yerine değerlendirilen bir sürü oyuncularım var, öyle söyleyeyim. Sen en yüksek olanlarının buraya dizmeye çalıştığını bilmiyorum. Mesela Hazard 95 sol kanatta yer alabilir Sterling'in yerine, ama Sterling Hazard'dan biraz daha hızlı olduğu için mesela ben de Sterling'i oynatıyorum Hazard olduğu halde bende. Az önceki bahsettiklerim haricinde kadron güzel kardeşim, zaten komple siyah, başka da bir şey demeye gerek yok. Adem'e de teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşımız 4-1-2-1-2 ile oynuyor. Kerem 14 isimli arkadaşımız. Bir kalecisi var, kim olduğunu bilmiyorum kalecinin. Yeni oyuna başlayan bir arkadaşımız. Birkaç transferi var yalnız, onları da görüyoruz. Birkaç transferi değil, bayağı bir transferi var. Oyunun verdiği oyuncular değil yani bunlar. Sol kanatta, sol bek tamam. Defans tamam. Tamam Zeki Çelik.
Orta sahalar güzel. Bu forvet neden sol kanatta? Tamam, bu belki burada oynayabilir. Burak Yılmaz ve Vedat Muriç'i ileride onlarla oynayıp gol attırmak istemişsin. O mantıkla olabilir kardeşim. Yani fazla söyleyecek bir şey yok. Daha kadron oturmamış. Bu kadro eldeki imkanlara göre güzel. 4-1-2-1-2'ye göre yani işte forvet sol kanatta duruyor. Durmaması lazım. Vedat Muriç'in yerine onu koyabilirsin. Ama illa sen Vedat Muriç gol atsın istiyorsan bu şekilde de oynayabilirsin. Sıkıntı yok. Kerem'e de teşekkürler paylaştığın için kardeşim. Diğer arkadaşımıza geçelim. 4-3-3 taktiğiyle oynuyor diğer arkadaşımız. PK Fatih Terim isimli arkadaşımız arkadaşlar. Yusuf Yazıcı'yı da transfer etmiş bu arada. Onun da videosunu, pardon, fotoğrafını bizlere göndermiş. Yani bu kadroda Yusuf Yazıcı zaten yer alıyor. Sağ kanatta görüyorsunuz. Yeni transfer etmiş ve eklemiş kadroya da. O şekilde bizlere yollamış. Alexander Arnold sağ bekte oynuyor. Tamam, güzel. Güzel bir sağ, sol beke ihtiyacım var kardeşim. Ve defansa ihtiyacım var. Bir tane daha defansa. Onu söyleyeyim. Elinde çok sağ bek var. Isla var burada. Alexander Arnold var. Walker var. Yani elindekilerin oyuncuların çoğu sağ bek. O şekilde söyleyeyim. Buradaki adam tamamen sağ kanat. Sağ kanadı sağda oynatman lazım. Forvetlerinin yerleri güzel. Şimdi Yusuf Yazıcı'yı bari sola koy. Sağ kanadı bari sağa koy kardeşim. O şekilde oynamanı tavsiye ediyorum. Biraz daha transferler yaptıktan sonra gönderirsin. Eldeki imkanlara göre bu şekilde dizilişinde güzel. Yusuf Yazıcı'yla en azından belki de Mahrez'i yer değiştirebilirsin. Mahrez sağ kanat. O şekilde oynatabilirsin diye düşünüyorum. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkürler paylaşımın için. 4-1-2-1-2 taktiğiyle oynuyor. Diğer bir arkadaşımızın kadrosu da Bilal 12 isimli arkadaşımızın göndermiş olduğu ilk 11 arkadaşlar ve yedeklerden oluşuyor. Şimdi Alaba var sol kanatta. Tamam, güzel. Çağlar Soyuncu, Çelliğini, Alexander Arnold, Modric, Neymar, Sterling, Ronaldo, Mbappe, Lukaku. Lukaku orada oynar mı? Oynar. Ama sağ kanada ihtiyacın var kardeşim. Güzel bir sağ kanat transfer edersen burada Lukaku'nun yerine oynatabilirsin diye düşünüyorum. Lukaku'yu da Mbappe'nin yerine oynatırsın. Daha güzel olur. Zaten Mbappe'de 93'te mi ne kalıyor? Siyah oluyor zaten. 92'de mi 93'te mi ne? Güzel. Eldeki imkanlara göre dizilişin güzel. Bence Pastore'yi Lukaku'nun yerine oynatırsan sağ kanatta daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu şekilde de oynayabilir yalnız. Onda da bir sıkıntı yok. Bilal'e de teşekkür ediyoruz. Geçelim diğer arkadaşımıza. Diğer bir arkadaşımız 4-1-2-3 taktiğiyle oynuyor. Bizimle aynı taktik arkadaşlar. Berk 15 isimli arkadaşımız. 7 gün falan olmuş oyuna başlayalı. 7 günde bu şekilde bir kadro dizmiş. Yazdığına göre tabii ki. Biz onun yazdığını sizlere söylüyoruz arkadaşlar. Ama 7 günde dizmiştir. Ama 70 günde dizmiştir. Orasını bilemem. Kalede Kurtuğa. Sol beki defansları güzel. Bu orta sahanın burada ne işi var? Pastore, Bale, Aubameyang, Neymar, Griezmann, Muhammed Salah. Aubameyang'la Neymar yer değişebilir. Onu o şekilde söyleyeyim. Onun haricinde başka da söyleyeceğim bir şey yok. 4-1-2-3'e göre eldeki imkanlar doğrultusunda diziliş bu şekilde güzel. Şu 58'lik adam şurada oynayabilir ama 66'lık adamı tercih etmişsin. O da olabilir. Asıl 58'lik adamın, yani şu Mesquita mı ne, o sabitle oynaması gerekiyor. Ama biraz daha güçlü diye bunu tercih etmişsin. Olabilir. Oynayabilir. Berk'e de teşekkür ediyoruz gönderdiği için. Geçelim bakalım diğer arkadaşımıza. Yusuf 11 isimli arkadaşımızın bir kadrosu. 4-3-3 taktiğiyle oynuyor. Sol bek, sağ bekler güzel, tamam defanslar, sol kanat, orta saha. Icardi, forvetler güzel, Ronaldo, Icardi yer değişebilir kardeşim. Ronaldo ile Icardi yer değişebilir bana göre. Değiştirmesen de sıkıntı yok, olabilir. Yani bu şekilde de oynayabilir. Ve bir sağ kanat transferi yapman lazım. Yani şu Pogba'yı Son'un yerine alman lazım. Buraya da bir sağ kanat transferi yapman lazım diye düşünüyorum. Ya da işte Bale'ı burada oynatabilirsin. Ondan sonra başka kim var? Burada oynatacağın başka adam yok. Bale'ı burada oynatabilirsin şurada. Oynar. Pogba'yı da buraya Son'un yerine alabilirsin. Normal diziliş bu şekilde ama bu şekilde de oynayabilirsin. Yusuf'a da teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Diğer bir arkadaşımız 4-1-2-1-2 ile oynuyor arkadaşlar. Aynı zamanda Discord sunucumuzda bizim moderatörümüz olan PK Now isimli arkadaşımızın kadrosu. 6 günde falan yapmış bu kadroyu. Altına not düşmüş. O şekilde ben de açıklamasını yapayım. Sağ kanat, sağ beki tamamen sol beke koymuşsun. Eldeki imkanlardan dolayı bu şekilde koydun. Ne yaptın bilmiyorum. Ama en azından şuraya koysaydın şu defansları güçlendirirdin diye düşünüyorum.
Sağ beki tamamen sola koymuşsun. Buradaki sağ bekin yeri doğru. Tamam, bunlar güzel. Forvetler güzel. Gelişim aşamasındasın. Pek fazla da yorum yapmayacağım. Eldeki imkanlardan dolayı bu şekilde diziliş yapman normal. Teşekkür ediyorum kardeşim paylaşımın için. Biraz daha geliştikten sonra güzel bir kadro daha atarsın bizlere. Görüşmek üzere. Enes 1903 isimli kardeşimiz 4-1-2-3 taktiğiyle oynuyor. Kalede Donnarumma var. Alaba, Van Dijk, Silva, Alexander Arnold. İlkay Gündoğan, Mahrez, Sterling, Neymar, Ronaldo, Muhammed Salah. Yani mükemmel bir diziliş. Söyleyeceğim başka hiçbir şey yok. 4-1-2'ye göre oyuncuların yerleri mükemmel olarak dizilmiş. Neymar, Ronaldo tamam buralarda güzel. Muhammed Salah ben de bu şekilde zaten oynatıyorum. Muhammed Salah'ın yerinde bende Messi var. Messi'yi transfer etmemişsin. Messi gelir gelmez almanı tavsiye ederim. Muhammed Salah'tan Inkart daha iyi oynuyor bu oyunda. Oyundan bahsediyorum. Yedeklerin de güzel, dizilişin de güzel kardeşim. Teşekkür ediyoruz paylaştığın için. Enes 1903'e geçiyoruz diğer arkadaşımıza. Diğer arkadaşımız Emirhan 17 isimli arkadaşımız. 4-3-3 taktiğiyle oynuyor. Kalede Courtois var. Komple ilk 11'i siyah bir oyuncumuz. Sol beki burada güzel. Sandro sol bekte yer alıyor. Van Dijk, Laporte, Alexander Arnold. Laporte 92 mi oluyor ya? Laporte'yi ben de transfer edebilirim. Ama sende Van Dijk 94, bende 93. Demek ki sen güncellemelerden bir tek önce almışsın. Şimdi ben Laporte'yi alırsam büyük bir ihtimalle 92 değil 91 90'lara falan düşmüş olabilir yeni güncellemede. Biliyorsunuz genleri düştü oyuncuların. Sterling bende 95 mesela, sende 94 olarak yer alıyor. Van Dijk bende 93, sende 94. Birisi sende yüksek, birisi bende yüksek gibi değişik karma bir hal almış oyun. Tamam, bunların yeri de güzel, forvetlerin yeri de güzel. Ellerinde zaten farklı değerlendirmen gereken yedeklerin de var. Güzel. 4-3'e göre dizilişin güzel kardeşim. Şurada Muhammed Salah'ı oynatabilirsin bak. 96'lık adam. Buralarda şu Fernandes var ya, Fernandes'in yerini Muhammed Salah'ı oynatabilirsin. Güzel oynuyor oralarda. Teşekkür ediyoruz paylaştığın için. Diğer bir arkadaşımız Yahya 22 isimli arkadaşımız. 4-3-3 taktiğiyle oynuyor. Kalede Alisson var. Sağ kanat ve sol kanat, sol bek ve sağ bekler tamam yerinde. Van Dijk, Maguire var. Defansta Pulisic, Kante, Havertz, Sterling, Kevin De Bruyne, Mahrez. Yani neden bu şekilde bir dizilimi yaptım bilmiyorum. Sterling sol kanat, şuralarda oynaması lazım. Burada elinde Ronaldo var. Ondan sonra elinde Chiellini var bek olarak. Yani defans olarak niye Maguire var Chiellini'nin yerine mesela? Daha güçlü oyuncum varken burada Sterling'in yerine koyabileceğin Neymar ve Ronaldo var. İşte Kevin De Bruyne, bunlar neden burada bilmiyorum. Neyse, bu tarz kadrolara yorum yapmayacağım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız herhalde kafa bulmak için gönderiyor, bilmiyorum ya da bilmiyor mu diyeceğim, imkanı yok bilmemesine. Neden bunlar burada, bir mantığı varsa yorumlarda yazsın. Geçiyoruz arkadaşlar. Diğer bir arkadaşımız 4-1-2-1-2 taktiğiyle oynuyor. İzzet Han 15 isimli arkadaşımız. Güzel bir dizilişi olduğunu düşünüyorum. Bakalım, kalede Alisson var. Sol bekte Alba, Alexander Arnold, Sergio Ramos ve Koulibaly, Busquets, Kevin De Bruyne, Hazard, Rakitic, Edinson Cavani ve Neymar. 4-1-2-1-2'ye göre 10 numara bir dizilişim var kardeşim. İzzet Han, kadronu gönderdiğin için teşekkürler. Yavaştan siyah oyuncuya da geçmişsin. Loris'ten başlamışsın. Bu şekilde güzel ilerlemeni tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum paylaştığın için. Geçelim diğer arkadaşımıza da. 3-5-2 ile oynuyor. Ferit 19 isimli arkadaşımız. Kalede Alisson var. Alaba, Varane, Van Dijk, Chiellini, Alexander Arnold, Casemiro, Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Messi, Ronaldo. Messi ile Ronaldo'yu yer değiştirirsen güzel olur kardeşim. Messi ile Ronaldo'yu yer değiştirirsen güzel olur. Toni Kroos'un yerine Sterling'i koymanı tavsiye ederim buraya. O şekilde söyleyeyim. Burada Kevin De Bruyne'un yerine neden Dybala'yı koymadın mesela, daha güçlü, neden onu koymadın? Bu tarz soruları gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Az önce Yahya'nın kadrosu o şekilde oynamaz mı, oynar ama elinde oyuncular imkanın varken girip Kevin De Bruyne'u forvete koyma mantığını gerçekten anlamadım. Neden bu şekilde gönderiyorsunuz onu da anlamıyorum. Bu şekilde gönderenleri zaten yorumlamayacağım arkadaşlar. Yorumlamam bu şekilde olur anca, öyle söyleyeyim. Tavsiye istiyorsanız Sterling'i Kroos'un yerine koyabilirsin. Messi ile Ronaldo'yu yer değiştirebilirsin. Dybala'yı da Kevin De Bruyne'un yerine koyabilirsin kardeşim. Teşekkür ediyoruz paylaşımın için. Diğer bir arkadaşımız Furkan 13 isimli arkadaşımız. 4-4-2 ile oynuyor. Kaleci tamam. Sol bek defanslar yerinde.
Bu sol beki tamamen sağa koymuşsun. En kısa zamanda bir tane sağ bek transferi yapmanı tavsiye ediyorum kardeşim. En azından şu şekilde yapın arkadaşlar, bakın. Sol beki gidip tamamen sağa koymak tamamen bir zıtlıktır yani, öyle söyleyeyim. En azından şuraya koyun. Sola yakın olsun. Bu adamı gidin sağa koyun en azından, öyle söyleyeyim. Götse, Bruma, Bruma sağ kanat. Neden bu adamla bu adamı yer değiştirmedin? Bu da sağ kanat. Eldeki imkanlarla da yani koyacağım başka oyuncu da yok. Sen daha güzel bir kadro yaptığın zaman iyi bir kadro senden bekliyoruz kardeşim. Şu anlık başka bir yorumum yok yani. Çünkü elinde oyuncu yok. Tamamen oyuncuların yerleri tamamen yanlış, öyle söyleyeyim. Güzel bir kadro yaptığın zaman tekrardan paylaşırsan seviniriz. Geçelim. Melih 18 isimli arkadaşımız 4-3-4-3 taktiğiyle oynuyor. Kalede De Gea var. Yani daha baştan gittik arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yani bu şimdi bakın, sol bek sol kanatta, sol kanatta sol bekte yer alıyor. Yani şu Hernandez burada, şu Koman'ın da şurada olması gerekiyor. Ama sen sol kanadı sol beke getirmişsin, sol beke gitmişsin, sol kanadı koymuşsun. Burada yine bir sol bek var. Bu rejime tamamen sağa koymuşsun. Buradaki şeyi, sol sağda oynamıyor mu? Oynuyor. Ama burada yazan sol bek, sol kanat arkadaşlar. Sol kanada koymanız gerekiyor. O şekilde söyleyeyim. Burada Neymar var. Neymar'ı buraya koyabilirsin. Hernandez'in yerine. Hakimi var. Hakimi'yi sağ beke koyabilirsin. Burada sağ bek yerine sağ kanat yer alıyor arkadaşlar. Söylediğim gibi. Abi benim kadrom neden yok dediğiniz zaman arkadaşlar, bil ki bu kadar yanlış bir diziliş. Zaten burada yanlışları doğrultmak için anlatıyoruz ama bazı arkadaşlarımız bilerek gönderiyor. Onun farkındayım ben. Çünkü yorumlarda belirtiyor onlar amaçlarını. Ama kardeşim sana tavsiyem, sol beki sağ beki sol kanada falan koymuşsun. Bu yanlış. Burada sağ kanat var. Bu yanlış. Burada sağ bek var, pardon. Burada sağ kanat var. Bu yanlış. Bu yanlış. Bu da yanlış. Buralar doğru. Bunların hepsi yanlış. Eldeki imkanlara göre de bu şekilde diziliş yapmışsın ama şimdi eldeki imkanlar derken, şimdi senin sağ bekin olmaz, gider Tello'yu buraya koyarsın, anlarım, ama senin elinde sağ bekin var. Sağ bekin varken gidip de bunu buraya koyarsan yanlış. Elinde sol bekin var, gitmişsin sol beki sol kanada koymuşsun. Sol kanada git gelmişsin, sol beki koymuşsun. Yanlış. Eldeki imkanlarla bu şekilde dizilebilir ama sende olduğu halde yanlış koymuşsun Melih. O yüzden bunları doğrultursan güzel bir kadron olur. Kimse de bu şekilde yorum yaptım diye kusura bakmasın. Amacımız burada kadroları düzeltmek, yapılan yanlışları söylemek arkadaşlar. Kızmanıza gerek yok. Geçiyoruz diğer bir arkadaşımıza. Diğer bir arkadaşımız İlhan Game isimli arkadaşımızın kadrosu. 4-3-3 ile oynuyor. Kalede Oblak var. Alexander Arnold ve Alba tam yerinde. Pique, Silva tam yerinde. Rodriguez, Coutinho, Casemiro. Tamam, güzel. Suarez, Messi, Neymar. Yani güzel dizilişin bana göre gayet güzel. Yedeklerim falan da var zaten. 4-3-3'e göre mantıklı bir dizilişim var. 98'lik Ronaldo'yu bence Suarez'in yerinde tercih edebilirsin. Ortada Ronaldo çok güzel oynuyor. Bu bir sadece tavsiyedir. Dizilişin güzel kardeşim. Teşekkür ediyoruz paylaşımın için. 4-1-2-1-2 ile oynuyor. PK Ahmet isimli arkadaşımız. Aynı zamanda Discord sunucumuzda bizim moderatörümüz olarak yer alıyor kendisi. Kalede Alisson var. Sol bek, sağ bek tamam yerinde. Defanslar yerinde. Neymar'ın yeri çok güzel. Kevin De Bruyne, Dybala çok güzel. Messi'nin yeri mükemmel. Griezmann, Ronaldo güzel. Yani 4-1-2-1-2'ye göre güzel bir dizilişim var. Elinde yedek oyuncuların da güzel. Yani ikinci yarı bu oyuncuların yerine koyabileceğin yedeklerin de mevcut. Oyuncuların yerleri bana göre mantıklı. Messi burada oynar, sıkıntı yok. Neymar burada oynar, sıkıntı yok. Bunlar da burada zaten oynuyor. Defanslar zaten güzel. Kaleci 10 numara. Ahmet'e de teşekkür ediyoruz paylaşımından dolayı. Geçiyoruz diğer arkadaşımıza. Diğer bir arkadaşımız 4-1-2-1-2 ile oynuyor. Kadir 16 isimli arkadaşımız arkadaşlar. Şimdi kalede Alisson var. Sandro tamam, tamamen defansların yeri mükemmel. Neymar güzel. Messi, Ronaldo tam yerinde yer alıyor. Muhammed Salah'ın yerini çok beğendim. Pogba, Kevin De Bruyne. Şimdiye kadar nokta atışı beğendiğim kadrolardan birisi olabilir arkadaşlar. Komple hem siyah hem de oyuncuların yerleri böyle şıkır şıkır konmuş. Mesela adam gidip Sterling'i buraya koymamış. Neymar'ı koymuş. Neden? Hem 96 hem de Neymar burada oynuyor arkadaşlar. O şekilde bir değerlendirme yapmış. Yani çok mantıklı bir değerlendirme yapmış bana göre. O yüzden beğendim.
Bu tarz dizilişleri hastayım her zaman. 4-1-2-1-2'ye göre güzel bir dizilişin var Kadir'cim. Teşekkür ediyoruz paylaşımın içinde. Geçelim diğer bir arkadaşımıza. 4-1-2-3 ile oynuyor Eray isimli arkadaşımız. Ter Stegen var kalede. Marcelo sol bekte yer alıyor. Defansların yerleri yine güzel. Toni Kroos, Kevin De Bruyne, Dybala 10 numara bir diziliş. Ronaldo, Icardi, Griezmann. 4-1-2-3'e göre oyuncuların çok güzel dizmişsin kardeşim. Gidip de mesela bu adam 81 diye buraya koymamışsın. Öyle bir saçmalık yapmamışsın. 78 de olsa burada sol beki tercih etmişsin. Bana göre çok mantıklı bir hareketin olmuş. Yedeklerinde Türk bir oyuncun da var. Çağlar Soyuncu. Onu da transfer etmişsin. Güzel olmuş. 4-1-2-3'e göre dizilişini beğendim. Teşekkür ediyoruz Era'ya paylaştığı için. Yaman 15 isimli arkadaşımız. Yaman 15'in 4-3-3 taktiğiyle oynadığını görüyoruz. Kalede Alisson var. Defansların yerleri güzel. Orta saha güzel dizilmiş. Muhammed Salah, Griezmann, Ronaldo. Yani 4-3-3'e göre oyuncuların yerleri bana göre mükemmel bir şekilde dizilmiş diye düşünüyorum. Bunlar bu şekilde oynar. Dybala'nın yerine mesela yedek olarak Bernardo'yu ikinci yarıda falan tercih edebilirsin. Yani bu şekilde değişiklikler yapabilirsin. Burada Hazard var. Hazard'ı Kevin De Bruyne'in yerine koyabilirsin. Onun haricinde başka söyleyeceğim bir şey yok. Ama bu şekilde yine dizilişim mükemmel kardeşim. Yaman'a da teşekkür ediyoruz paylaşımından dolayı. Geçelim. Diğer arkadaşımız Hasan 13 isimli arkadaşımız. 4-3-3 taktiğiyle oynuyor. Kaleci tamam. Alaba, Jimenez, Çağlar Soyuncu, Perez güzel. Kevin De Bruyne, Kroos, Sterling, Neymar, Agüero, Messi. Mükemmel bir dizilişim var kardeşim. Tek kelimeyle güzel. Başka da söylemek istediğim bir şey yok. Yedeklerinde 10 numara. Dizilişin güzel yani. Yani şunu şuraya koy, bunu buraya koy diyeceğim bir nokta yok. Kadronun dizilişini beğendim. Paylaştığın için de teşekkür ediyorum. Hasan'cığım geçiyoruz diğer arkadaşımıza. Kaan İşler'in kadrosu. Kadroyu yeniledim demiş. 4-1-2-3 taktiğiyle oynuyor. Kalede Donnarumma var. Sol bek tamam. Defanslar sağ bek güzel yerinde. Busquets, Milinkovic Savic, Dybala, Messi, Ronaldo, Neymar. Tamam, dizilişin güzel. Kadro yenilemişsin. 2-3 tane de siyah oyuncum var. Timo Werner'i mesela neden burada oynatmadın? Messi'yi orada görmek istediğin için olabilir. Tamam, bunlara saygı duyarız. Sıkıntı yok. Dizilişe göre oyuncuların yerleri, taktiğine göre dizilişin güzel kardeşim. Kaan İşler'e de teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz diğer arkadaşımıza. 4-4-2 ile oynuyor Burak 12 isimli arkadaşımız. Kaleci tamam güzel. Ozan Kabak, Melih Demiral, Çağlar Soyuncu ve Pepe. Yusuf Yazıcı, Seri, Soldado. Güzel. Bir iki tık yanlışlarım var. O da elinde olmayan imkanlardan dolayı olabilir. Şu şekilde söyleyeyim kardeşim. Ozan Kabak Türk diye buraya koymak istemiş olabilirsin. Ama burada mesela Nagatomo var. Bu sol bek. Nagatomo hem 70. Ozan'dan hem yüksek. Hem de sol kanat. Pardon, sol bek. Bunu buraya koyabilirsin. Bu tarz başka da söyleyeceğim bir şey yok. Elinde farklı oyuncuların yok zaten. Öyle söyleyeyim. Güzel. Dizilişin güzel. Eldeki imkanlara göre dizilişin güzel. Bir tek Ozan Kabak'ın yerine Nagatomo'yu koyabilirsin. Ama çok da önemli değil. Teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz farklı arkadaşımıza. 4-1-2-3 taktiğiyle oynuyor Aykut isimli arkadaşımız. Oyuna yeni başlayan bir arkadaşımız. Sadece transferlerinden bahsedeceğiz. Aubameyang, Immobile ve Agüero var. Bunlardan birini zaten oyunun başında kaptan olarak seçmişsin. İkisini transfer etmişsin. Hangisini seçtin, hangisini transfer ettin bilemiyorum. Agüero, Immobile ve Aubameyang üçlüsüyle forvette bir 4-1-2-3 ile oynuyorsun. Güzel yani, yeni transferlerinin yerleri güzel. Diğer oyunculara bakmayacağım çünkü oyunun kendi verdiği oyuncular, transferin olmamış. Transferin olduktan sonra güzel bir kadro daha paylaşırsan o zaman yorumlarız kardeşim. Geçiyoruz. 4-1-2-1-2 ile oynuyor Yağız 13'ün kadrosu. Kalede Buffon'u görüyoruz. Melt Müldür burada sağ bek kardeşim. Bunu sağ bekte oynatabilirsin ama elinde farklı oyuncun yok. Bakalım burada sol bekim var, 68'lik sol bekim var aslında. Bunu sol beke koyabilirsin ama sen Türklerden oluşan bir kadro yapmaya çalıştığın için ona lafım yok. Yani gidip de Türklerin olduğu kadroya bunu koyamayacaksın tabii ki de. Defansı tamamen Türklerden dizmişsin. Güzel. Okay Yokuşlu, İlkay Gündoğan. Ama bu İlkay Gündoğan Türk, ama Türk vatandaşı değil. Buraya mesela Enes Ünal'ı koyabilirsin kardeşim. Yani Enes burada oynar. Şimdi forvet. Ne alaka bir arka diyeceksin ama hani şuraya Melt Müldür'ü koymuşsun ya, buraya da Enes'i koyabilirsin tamamen Türklerden bir kadro oluşturmak istiyorsan. İlkay Gündoğan Türk vatandaşı değil. Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz. Tamam. Komple Türk kadrom var. Güzel. Yedeklerinde de
Türkleri görüyorum. Elif Elmas Türk asıllı olup yabancı olanlar falan da var işte. Vedat Muriç falan var. Güzel kardeşim. Güzel bir kadron var. Güzel bir Türk kadrosu yapmışsın. Bu yedek bir hesabın herhalde. Başarılar diliyorum. Online maçlarda geçiyoruz. 4-1-2-3 taktiğiyle oynuyor. Akif isimli arkadaşımızın kadrosu. Kalede Alisson var. Defans ve beklerin yerleri tamamen güzel. Modric, Dybala, Kevin De Bruyne, Messi, Ronaldo, Neymar. Yani benim kadromla bakayım çok benziyor. Yani %95-98 aynı. Bir tek Dybala'yı ben oynatmıyorum. Burada Sterling'i oynatıyorum. Burada da Pogba'yı oynatıyorum. Pogba'yı oynatmamın sebebi kornerlerde Pogba çok işe yarıyor. Burada Sterling'i oynatmamın sebebi de bunların hepsinden hızlı. Sterling o şekilde söyleyeyim. Zaten Dybala 93, Sterling 94 olarak yer alıyor. Ama Sterling'in asıl yeri sol kanat. Bu biraz daha orta yakın olduğu için Dybala'yı tercih etmen normal. Teşekkür ediyoruz. Akif'e de geçiyoruz başka arkadaşımıza. 4-1-2-3 taktiğiyle oynuyor. Süper Manyak isimli arkadaşımız. Yapacak bir şey yok. Kendine bu şekilde bir isim takmış. Sağ bek ve sol beklerin yerleri, defansın yerleri güzel. Orta üçlü 10 numara, ileri üçlü 10 numara olarak dizilmiş. Yedeklerinde güzel. Koulibaly güzel oynuyor. Koulibaly'yi Ramos da güzel oynuyor gerçi. Değişmeli olarak oynayabilirsin. Koulibaly'yi ben gerçekten beğendim. Van Dijk'ı oynatıyordum. Onun yerine Koulibaly'yi oynatmaya başladım defansta. Dizilişin 4-1-2-3'e göre güzel kardeşim. Başarılar diliyoruz. Online'da paylaştığın için de teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz. 3-5-2 ile oynuyor. Pekka Cemal isimli arkadaşımız. Aynı zamanda Discord sunucumuzda bizim moderatörümüz olarak yer alıyor. Bakalım nasıl bir kadro dizmiş. Kalede Alisson var. Burada Pekka Cemal. Yani senin kadronu kesinlikle yorumlamayacağım kardeşim. Mansuz bir şekilde dizdiğinin farkındayım. Messi'nin burada ne işi var? Mane'nin burada ne işi var? Aubameyang'ın burada ne işi var? Tamamen sağa sola koymuşsun. Tamamen solu sağa koymuşsun. Yani burada seninle biraz daha fazla İlgileneyim, videoda uzatayım seni diye belki yapmış olabilirsin. Bunu yapmayacağım. Teşekkürler. Geçiyorum. Salih isimli arkadaşımızın kadrosu 4-1-2-3 ile oynuyor. Kalede Alisson var. Tamamen Türklerden bir kadro dizmeye çalışmışsın. Bakalım Ozan Kabak defansının güzel. Okay Yoksu, Hakan Çalhanoğlu. Tamam. Yani tamamen defans diyorum. Tamamen Türklerden kadro oluşturmaya çalışan arkadaşlara fazla yorum yapamayacağım. Robben var burada. Robben neden burada? Yani Robben neden burada? Şimdi herkesi Türk'ten yapmaya çalışmışsın. Mesela Merih Demiral sol kanat değil ama eldeki imkanlardan dolayı solda oynatmak istemişsin olabilir. Yok çünkü başka Türk yok şu an buraya koyacağın. Ama Robben niye burada? Robben tamamen sağ kanat. Bari git onun yerine Ronaldo'yu koy bari de. Hani Robben de yabancı, Ronaldo da yabancı. En azından oraya yakışan bir adam koy diye düşünüyorum. Geri dizilişin güzel. Türklerden kadro oluşturmaya çalışmışsın. İnşallah bir kaleci ve sol bekte bulursun kardeşim. O şekilde yoluna devam edersin. Birkaç tane de forvete ihtiyacın var bu arada. İşte Burak Yılmaz'dır. Enes Ünal tarzında bir Türk forvetlere de ihtiyacın var. İnşallah çıkartırsın. Teşekkür ediyoruz paylaştığın için. 4-1-4-1 ile oynuyor. Devrim Atmaca'nın kadrosu. Kalede Alisson var. Modric. Burası yanlış. Modric'in yeri değil. Burası Kevin De Bruyne'in yeri değil. Hazard. Burada tamam güzel. Muhammed Salah. Yani birkaç tane oyuncunun yerleri yanlış kardeşim. Messi daha Muhammed Salah falan burada oynayabilir. Yani şurayı anlarım da. Burayı biraz anlarım da. Şunu anlamam yani öyle söyleyeyim. Kevin De Bruyne ve Modric'i burada neden oynattın? Bir mantığı varsa yazabilirsin. Beklerin mi yok? Yani vardı da sattın mı bilmiyorum. Eldeki imkanlardan dolayı onları koymuş olabilirsin. Ama acilen bir sağ bek ve sol bek ihtiyacım var. Paylaştığın için de teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşımız 4-1-2-3 ile oynuyor. Tuna isimli arkadaşımız. Yine oyuna yeni başlayan ama biraz da bayağı da bir yol almış bir arkadaşımız. Kalecisi güzel. Sağ bek ve sol bekleri, defansları güzel. Orta üçlü güzel. Sterling solda, Ronaldo, Neymar. Güzel. Yani Sterling'in yerine Firmino'yu koymanı tercih ederdim ama Sterling burada oynamaz mı? Oynar kardeşim. Sıkıntı olmuyor. Yani sol kanatta ileriye dönük ofansif olarak sol kanatta bu şekilde oynuyor. Ama Firmino'yu koyarsan bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Ve bu arkadaşımızı da son olarak değerlendiriyorum. Sizler de arkadaşlar kadronuzu göndermek istiyorsanız Discord'dan bizlere gönderiniz. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki mevcut. Oraya gelip kadro paylaşım kanalı var. Sunucuya geldiğiniz zaman sol tarafta kanalların olduğu yerde kadro paylaşım kanalı var. Sadece fotoğraflarınızı ve
Sadece bir fotoğraf atarsanız arkadaşlar sevinirim. Bu fotoğrafları, bu kadroları emin olun 200 tane fotoğrafların arasından tek tek çıkartmakla uğraştım. Bir kişi 10-12 tane falan kadro atmış. Yerlerini değiştirip değiştirip atmış devamlı. Sizler de kadronunuzu bu şekilde bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de burada sizlere yorumlarız arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.